Sevgili seyirciler, İstanbul'da yerel hizmetler özellikle AK Parti döneminden sonra çok da fazla iyileşir hale geldi. Zirveye çıktı ama daha da iyisi yapılması için neler yapılması gerekiyor? Neler yapılmak için soruyu soracağız bizler de. Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Sancaktepe'de yanında konuğu var. Ata, siz dinleyelim. Teşekkür ediyoruz Hikmet Öztürk. Konuğumuz Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem. Hemen ona döneceğim ben de. Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim haber yayınına. Çok iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen arkamızda bir yazı var. Diyor ki burası Yeni İstanbul, gelişime devam. O Yeni İstanbul'da neler yaşanıyor Sancaktepe'de? Evet, teşekkür ederim. Sancaktepe 2009 yıl itibariyle ilçe olan belediyelerimizden genç ilçe, geleceği olan bir ilçe. Adını Yeni İstanbul koyduk. Tabii Yeni İstanbul'un esprisi şu. Elbette İstanbul Sultan Fatih'imize emaneti. Binlerce yıl bir geçmişi var. Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Hem tarih ve kültürel mirası çok zengin, büyük bir metropol. Yeni İstanbul Sancaktepe olarak adlandırırken Sancaktepe gelişen bir ilçe, 229 bin nüfusla devralmıştık 2009'da. Devamında da zaten gelişime devam diyor. Evet, 3 beldeyi birleştirdik ve yılbaşı itibariyle de 2018 Ocak'ta 403 bin nüfusa ulaşan büyüyen bir ilçe. Son yıllarda özellikle konut yapımı düzeyinde İstanbul'un öncü ilçelerinden birisi, yenilenen bir ilçe. 4400 eski bina yıkıldı. Ciddi bir rakam. Bina sayısı olarak, daire sayısı söylemiyorum. 4400 bina. Bunlar depreme dayanıklı, günün şartlarına göre daha kullanışlı, daha modern binalar yapıldı. Ayrıca Sancaktepe'nin bir özelliği de çok yüksek katlı binalara şu ana kadar geçit vermedik. Yani betonlaşmaya geçit vermedik. Alçak katlı düzeyde yapılaşma var. Sancaktepe'de imarın %90'ı da 4 ve 5 katlı binalardan oluşuyor. Bir tarafıyla standart üstü sitelerde yapıldı ama mahalle ve sokak kültürünün yaşanılıp yaşatılabileceği az katlı binalarla da Sancaktepe'miz süslenmiş oluyor. Tabii Sancaktepe bunlarla beraber, fiziki gelişmesiyle beraber altyapı ve çevre yatırımlarına çok önem verdik. Sancaktepe yeşil bir ilçe olsun dedik. Çevremiz ormanlarla kaplı. Bir tarafta Paşaköy, arkası Ömerli Havzası'na dayalı ormanlar. Aydos'a komşuyuz. Yine Güneybatı cephesinde de Kayış Dağı Maltepe sınırında yine çevremiz orman. Sancaktepe Belediyesi olarak hem altyapı, üst yapı, mekansal gelişimle beraber devlet binaları, kamu binaları düzeyinde de yeni ilçe olmamız münasebetiyle içerisinde bulunuyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu bir belediye binasında hizmet veriyoruz. Geçen yıl 2017 referandum öncesi açılışını yapmıştık. Şehir hastanemizi açtık. 28 aile sağlık ocağı, 60 diş hekimin çalıştığı diş hastanesi ve şu ana kadar hizmete giren 21 devlet okulu, inşaatı devam eden çok sayıda okulumuz var. Meslek edindirme kursları var, özellikle çok kadınlara yönelik. Özel okullar var. Bununla beraber belediye olarak 29 eğitim kurumunda belediye olarak biz hizmet aldık. 300 çalışan öğretmenimiz var, tam mesaili. 29 eğitim kurumunda başta bilgi evlerimizde ilkokul çağından alıyor çocukları 4-4, yani 8. sınıfın sonuna kadar. Arkasından liseli gençlerimize özel hazırladığımız 4 farklı gençlik merkezlerinde, genç gelecek gençlik merkezlerinde hem lise eğitimi alan çocuklarımıza takviye kurslar veriyoruz, hem de üniversite hazırlığa katılan öğrencilerimiz var. İşte bu sene daha yeni merkezi yerleştirmeler açıklandı. Sancaktepe Belediyesi olarak açmış olduğumuz genç gelecek üniversite hazırlık kurslarımıza katılan çocuklarımızdan 1708 öğrencimiz merkezi yerleştirmeyle üniversiteli oldu. Bunlardan tıp kazananlar var, mühendislik fakültelerinde, hukuk fakültelerinde. Yani ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerde öğrenci olan arkadaşlarımız var. Belediye olarak ülkemizin kalkınması, devletimizin büyümesi ve geleceğimiz açısından öncelikli olarak eğitimi hep öne çekmiştik. Hem devlet kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu her türlü hizmete ortak oluyoruz. Ayrıca belediye olarak bu sene yeni, işte bir hafta sonra, haftaya pazartesi hizmete açılacak 2 tane de okul ürettik. Bir 80 derslik, bir 40 derslik belediye bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarına destek amaçlı.
Ayrıca dediğimiz gibi 29 eğitim kurumuyla da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu müfredattaki çalışmalarına bizler de destek oluyoruz. Ve bu sene 1708 öğrencimiz bizim kurslarımıza katılan Sancaktepe'li gençler üniversitelere kayıtlarını yaptırdılar. Bununla beraber kültürel zenginliğin de artırılması noktasında çok önemli faaliyetlerimiz oldu. Bilim merkezimiz var. Çanakkale Panorama var. Sayın Başbakanımız, Başbakanı döneminde Binali Yıldırım Bey'e açılışını yaptırmıştık 2017'de. O da Türkiye'de tek Çanakkale Şehitli ve Panorama. Yine kültür merkezlerimizde oldukça sayısal zenginlik var. Koltuk sayımız oldukça zengin. Yeni bir kongre merkezi bitirdik. Geçen hafta mecliste de isim hakkını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini değerlendirerek kullandık. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, dört büyük salondan oluşan uluslararası kongrelerin yapılacağı bir düzeyde. Kültür sanat faaliyetlerimizde yeni ilçe olmamıza rağmen fevkalade iyi düzeye geldik. Sportif faaliyetlerimizde de şu anda Sancaktepe ismini sıkça zikrettiriyor. Çünkü şu anda Türkiye genelinde 22 bin lisanslı sporcuyla İBB'den sonra Türkiye ikincisiyiz. Birçok kulübü, birçok belediyeyi geride bırakarak 75 spor öğretmenimizle, hocamızla beraber 22 bin lisanslı çocuğa spor yaptırıyoruz. Ve şu anda 27 farklı branşta spor aktivitelerimiz devam ediyor, faaliyetlerimiz. Bunların içerisinde ikincilikte futbol takımımız var. Ama bireysel spor dallarında, amatör branşlarda özellikle güreşte Süper Lig takımıyız. 2 sene takım olarak Türkiye şampiyonu olduk. Yine daha yeni 2 gencimiz Avrupa şampiyonu oldu, gençler serbest güreş şampiyonasında. Brezilya'da 4 gün önce de yine bir genç kardeşimiz dünya şampiyonu oldu. Ülkemize altın madalya kazandı. Yani belediye hizmetleri kadar sporda da iddialıyız diyorsun. Evet. Eğitimde, sporda, kültürde, sanatta iddialıyız. Sadece geçmiş dönemdeki klasik anlamdaki belediyecilik yönetimi geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve yerel yönetimlerin şeklini değiştirdi. Yani yürüyüşünü değiştirdi, hayata bakışını değiştirdi. İnsana hizmeti merkez, insanı merkeze alarak insan merkezli bir hizmet anlayışını yerel yönetimler olarak başlangıcını yaptı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu o kulvardan yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı oldu. Florya'da halka kapalı alanlar vardı. İlk yaptığı çalışmalardan bir tanesi Florya'yı yaz dönemi engelli kardeşlerimiz açmıştı. Engelliler yaz kampı adıyla. Biz de şu anda 5. yılımıza girdik Sancaktepe'de. Engelli kardeşlerimize 365 gün ev sahipliği yapmış olduğumuz engelliler dinlenme evi var. Şimdi ileri yaştaki büyüklerimiz için bir dinlenme evini yakında hizmet açacağız. Şu anda her şey tekamül etti, hazır. Her gün 100 ileri yaştaki büyüğümüzü, annemizi, amcamızı, teyzelerimizi mahallelerinden otobüslerimizi alacağız. Sabah 9'da misafirhanemize Uluçınarlar Misafirhanesi adını koyduk. Misafirhanemizde kahvaltı ikramından sonra kıraathanesi var. İnternet bağlı bilgisayarlar var, televizyonu var. İçeride 2 ayrı fitness salonu var, hafif aletlerle donanımlı. Toparlayabilsek. Evet. Dışarıda gezilecek, spor yapılacak, vakit geçecek alanlar var. Akşama kadar misafir edeceğiz. Bunları niye söylüyoruz? Ve şu anda Türkiye genelinde AK Partili belediyeler olarak, biz de başta Sancaktepe Belediyesi olarak insan merkezli üretim yapıyoruz. İnsana hizmet ediyoruz. Fakire, fukaraya, yetime, öksüze, gençlere, öğrencilere ve özellikle ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak sosyal hizmette, sosyal barışın teminin altyapısıdır bu, mutlak olması gereken. O çerçevede Sancaktepe Belediyesi olarak yürüyoruz. Doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanındayız diyor. Hizmete aldık ve diyoruz ki bu yeniliklerle beraber birçok ilki gerçekleştirdi Sancaktepe Belediyesi. Onun için ismini de Yeni İstanbul koyduk. Bu şekilde yola devam ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim efendim. Evet, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'le hem yapılan projeler hem de devam etmekte olan projeleri konuştuk. Sözü tekrar İstanbul'a size bırakıyoruz. Ata, teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı ve...